Alabilir miyim bence? Her peşen bakar çapalasın başkanım. Azıcık çapalayın, gençler dinlensin. Biz de ovalıyız. Emeği veren sizsiniz. Maliyeti çıkaran sizsiniz. Alın terini döken sizsiniz. O zaman onun satış fiyatının belirlenmesinde sizin de söz hakkınız olmalı. Şimdi kekiği çıkartıyorsunuz. Kekiği işte geçen sene 27-30 liradan sattınız. Ama onun yağını 800 bin liradan satıyorsunuz. Aynı Mehmet arkadaşımızın dediği gibi onu yağı çıkartılacak. Üstten üstte burada bekleyecek. Ne zaman? Ama siz parasını kullanacaksınız. Ne zaman yüksek fiyattan satıldı? Üstünü farkı böyle olacak. Yani üretim desteklenmesi lazım. Boş tarla kalmaması lazım. Biz de hani tarımsal, dünya kekik üretiminin %80'ini denizle karşılıyorsa o zaman bunun üstü de deniz olmalı. Denizde olursa hani uzun pınar satıyor, gözler satamıyor gibi bir şey olmayacak. Burası tamamen tıpkı armatik üretim birliği olacak. Ve hep o birlik çerçevesinde her üretici hak ettiği, alın terini döktüğü malın değerini alacak. Yani kuru satmak tamam ama katma değeri yüksek ürün yani yağ haline getirildiği zaman bir kazanıyorsanız beş kazanacaksınız. Hatta 10 kazanacak. Evet 10 kazanacak. Yani 8 liradan değil 800 liradan satacaksınız. 7,5 liradan 10 liradan 15 liradan değil. Bir de şöyle her sene bu sene ekiyorum ama kaçtan satacağım gibi bir kaygınız olmayacak. O fiyatı belirlerken maliyet artı makul kar taban fiyat. Bir sene önceden tarlaya lavantanızı biçmeden tütününüz tarlaya değmeden... Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Güzel yapıyor, güzel yapıyor. Aferin.